Gökçer Tahincioğlu, T24 Ayhan Bora Kaplan'la ilgili açıklama yaptığı gazetecinin haberini bile engelleten yargıta üyesi, engelleyen yargı ve güç savaşları. Türkiye'nin en önemli kentlerinden birinde başsavcılık yapan, başsavcı olduğu dönemde eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi yönündeki ahim kararının uygulanmasına raftaki bir dosyayı yeniden etkinleştirerek engel olan, bu kararın Cumhurbaşkanlığında yaptığı görüşmeden hemen sonra verilmesi nedeniyle gündeme gelen Yargıtay üyesi konuğumuz. Başsavcı olduğu dönemlerde evlenen, balayındaki helikopterli görüntüleri gündeme oturan ve tüm bunları ailesinin zengin olmasıyla açıklayan eski başsavcı kısa süre sonra Yargıtay üyeliğine seçiliverdi. Yargıtay üyeliği görece olarak rahat bir makam. Kolay kolay gündeme gelinmeden yargının en tepesinde iyi olanaklarla yaşama sürdürmek mümkün. Ancak eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde nedense operasyona uğramayan Ayhan Bora Kaplan hakkında o dönem elde edilen bilgiler bir araya getirilerek yapılan organize suç örgütü operasyonundan hemen sonra Yargıtay üyesinin de ismi aniden gündeme geri verdi. Aslında ismi durup dururken kimse gündeme getirmedi. T-24 yazarı Tolga Şardan adliyeye de yansıyan bir Yargıtay üyesine villa ve araba hediye edildi iddialarını anımsattı. Kaplan dosyasına bunların ne kadar yansıyacağını sorguladı. Hemen ardından meslektaşımız Seyhan Avşar, bu Yargıtay üyesinin kim olacağı yazılmamış olmasına rağmen YK adlı Yargıtay üyesiyle konuştu. İsmi geçmemesine rağmen bu Yargıtay üyesi yazıyı üzerine alınmış olacak ki villa ve araba aldığı iddialarını yalanladı. Ayhan Bora Kaplan operasyonunun Soylu'ya karşı yapılmış olduğunu düşündüğünü söyledi. Soylu ile Kaplan'ın ne ilgisi var? kendisi bu iddiaların neresinde bilinmez. Ancak açıklama yapma gereği duyduğuna göre bir bağlantı kurmuş kendisi. Ne hikmetse açıklama yaptığı için pişmanlık duymuş olacak ki, yargıta üyesi yakından tanıdığı bir adliyeye başvuru yaptı, hakkında çıkan bütün haberlerin erişime engellenmesini istedi. Ankara 9. Suh Ceza Hakimliği, örneğine az rastlanır bir karar verdi ve bu başvuruyla ilgili olarak erişime engellenmek istenen haber ve yazıların haber mahiyetinde olduğunu, basın hürriyeti kapsamında kaldığını belirtti, talebi reddetti. Bütün erişim engeli taleplerinin neredeyse otomatik biçimde kabul edildiği Türkiye için şaşırtıcı bir karar. Hele ki Yargıtay üyesinin talebinin reddedildiği düşünülürse. Ancak bu karar öfke yarattı. Hemen sıralamadaki bir üst mahkemeye itiraz edildi. Bu mahkeme beklendiği gibi bir karar verdi. Talep edenin hala görevde yüksek yargı mensubu olduğu, içeriklerde yer alan paylaşımların isim ve soy isim rumuzlanmadan ve fotoğraf paylaşımı yapılarak yayınlandığı, özel hayatın gizliliği gereği kişinin hedef haline getirilerek kişilik haklarına saldırı oluşabileceği. 26 ayrı haberin erişimi bu karar doğrultusunda engellendi. Komedi de burada başlıyor. Bu yazının Yargıtay üyesinin isminin ve fotoğraflarının kullanılmadan yazılmasının nedeni de bu. Ankara 10. Su Ceza Hakimliği kararında erişim engeline gerekçe olarak isminin ve fotoğrafının kullanılmasını gerekçe gösteriyor. Bakalım isim ve fotoğraf kullanılmadan yazılan bu yazıda engellenecek mi? Zira son erişim engeli kararında örneği var yazarımız Tolga Çardan'ın yazısında herhangi bir yargıtay üyesinin ismi ya da fotoğrafı yok misal. Sadece bir yargıtay üyesiyle ilgili olarak bu iddiaların bulunduğu yazılmış. Mahkemenin erişim engeli kararıyla yakından uzaktan ilgisi yok yazının. Diğer bir örnek daha vahim. Yargıtay üyesi YK, önce gazeteci Avşar'a açıklama yapmış, ardından da sözlerinin yer aldığı haber için erişim engeli istemiş. Hakimlik bunu da haklı bulmuş. Onlarca site bu haberden alıntı yapmış. Yargıtay üyesinin açıklamasını haberleştirmiş. Bu haberler de engellenmiş. Bütünüyle komedi. Yargı kulislerinde ise ilk erişim engeli talebinin reddedilmesine özellikle işaret ediliyor. Bu durum işlerin belli kişiler açısından beklendiği gibi gitmediğine kanıt olarak gösteriliyor. Ayhan Bora Kaplan dosyasını merak eden, dosya ile ilgili görüşünü bildirmek isteyen yargı mensubu sayısının çok fazla olduğu bilgileri de geliyor. Bu merak neden anlamak zor. Ancak eskiden olduğu gibi Ankara adliyesinde her istenilen hemen olmayabiliyor. Bu çekişmenin galibinin kim olacağını da göreceğiz. Bu yazı için erişim engeli kararı alınıp alınmayacağını da ve elbette hakimler ve savcılar kurulunun artık bu komik erişim engeli kararları konusunda Kaplan dosyasına duyulan ilgi konusunda harekete geçip geçmeyeceğini de göreceğiz. CHP'den sızanlar ve Kritik 26 Eylül. CHP'de ilçe ve il kongrelerine devam ediyor. Bayılanlar, birbirinin üzerine yürüyenler, yapılmayan kongreler, yaptırılmayan toplantılar, Türkiye için değişim isteyen ana muhalefet partisinde parti içi değişim nedense çok zor. 26 Eylül'de tüm bunların konuşulacağı kritik bir parti meclisi toplantısı yapılacak. İki önemli gündem maddesi olduğu kulislere yansıyor. Birincisi partinin olağanüstü kurultayının 5 Kasım'da yapılması, ikincisi Burcu Köksal'ın grup başkan vekilliğinin düşürülmesi yönündeki talepler. Köksal'la ilgili talebin gerekçesi de Afyon Merkez İlçe Kongresi'nde yaşananlar. Köksal'ın CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'le tartıştığı kongreye dayanıyor. Köksal'ın kongrede desteklediği grubun divan başkanlığı seçimini kaybetmesi üzerine eşi, şoförü, danışmanı ve eşinin erkek kardeşleriyle salona geldiği ve tartışma başlattığına yönelik iddialar ve görüntüler süreci buraya taşıdı. Baltacı'ya hırsızlar diye bağıran Köksal daha sonra bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Bazı parti meclisi üyeleri bu nedenle Köksal'ın başkan vekilliğinin düşürülmesini ve aynı zamanda disipline sevk edilmesini istiyor. Kılıçdaroğlu ise muhtemel ki parti meclisinde bu görüntülere son verilmesine yönelik görüşlerini iletecek. Parti meclisi toplantısının ardından en önemli kongrelerden biri olan İstanbul Kongresi'nin yapılacak olması da bunun ana gerekçesi. 8 Ekim'deki İstanbul Kongresi değişimciler açısından da büyük önem taşıyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.